Değerli arkadaşlar, Tavşanlı Eğitim Bir Sen ve Tavşanlı Genç Memur Sen olarak Tavşanlı'da ilk defa Tavşanlı'nın tarihi mekanlarına dair bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmamızın en temel hedefi ya da amacı Tavşanlı'daki tarihi mekanları olan farkındalığı artırmak ve Tavşanlı tarihinin fotoğraf usulü ile görüntülenmesi ve ortaya konulması bizim bu yarışmadaki temel amacımız. Bu amaca ulaşmak için de fotoğrafın üstün etkileme gücünden yararlanmasını tüm kamuoyundan bekliyoruz. Özellikle de yaşadığımız şehir Tavşanlı, Tavşanlı'nın tarihi, Tavşanlı'nın tarihi gizemleri, mekanları, kıyıda köşede kalmış, yıkılma yüz tutmak üzere olan ya da ihtişamını koruyan tarihi mekanlarının fotoğraf usulüyle çekilmesini hedefliyoruz, bekliyoruz. Özellikle de Tavşanlı'daki ve çevresindeki, sadece Tavşanlı değil, yani Tavşanlı'nın beldeleri, Tavşanlı'nın köyleri, bu bir köydeki bir mezar taşı, bir tarihi yapı ya da dediğim gibi Tavşanlı merkezdeki en ihtişamlı yapıların fotoğraflarını bekliyoruz fotoğraf meraklılarından. Ve özellikle de gençlere de özel bir çağrı yapıyoruz burada. Gençleri de özellikle Tavşanlı'yı dolaşmalarını, şehri tanımalarını, şehri keşfetmelerini ve ellerindeki telefonla veya profesyonel fotoğraf makineleriyle Tavşanlı'nın tarihi mekanlarını yanından, yakından tanımalarını arzu ediyoruz. Böylelikle özellikle bir tarihi şehir olan Tavşanlı'nın tarihi mekanlarına olan ilginin, farkındalığın artırılmasını ve böylelikle de yine seven, Tavşanlı'yı seven, Tavşan tarihini seven ve Tavşanlı tarihini koruyan bir gençler hedefindeyiz. Umarım gönderecekleri bu fotoğraflarla gerçekten de bu amaca ulaşmış oluruz. Biz sendik olarak bu yarışmayı Genç Memur Sen'le birlikte yapıyoruz. Ve Genç Memur Sen'den bu yarışmanın organizasyonunu yapanlardan İlkay Karadaş Bey'e de sözü veriyorum. O yarışmanın detaylarının, başvuru koşullarını ve nasıl başvurulacağı hakkında bilgilendirme yapacaklar. Buyurun Sayın Hocam. Sağ olun hocam. Değerli halkımız, ödüllü Tavşanlı'da Tarihi Mekanlar fotoğraf yarışmamızın başvuruları 30 Kasım tarihine kadar yapılabiliyor. Bizim mail adresimiz var. Bu adresimize adını, soyadını ve telefon numarasını katılımcılarımızın yazarak bizlere mail göndermesi yeterli olacaktır. Yine yarışmamızda fotoğrafların yüksek çözünürlüklü olması gibi bir şartımız yok. Her türlü fotoğrafı kabul ediyoruz. Aynı şekilde jürimizin isteği üzerine ödül töreninde jürimizin ismi açıklanacak. Bunun yanında bu yarışmamıza katılacak yarışmacılarımız bir fotoğrafla bu yarışmaya katılabiliyorlar. Yine aynı şekilde bu bir fotoğrafın isim verebilme durumları da var. Dilerlerse katılımcılarımız fotoğraflarına isim vererek de fotoğraflarını mail adresimize bizlere gönderebilirler. Yine şöyle bir ekleme yapalım. Bizim jürilerimiz 4 kişiden oluşuyor. 3'ü profesyonel fotoğrafçı, 1'i tarihçi. Yani her bir fotoğraf, 3 fotoğrafçı bir tarihçi gözüyle puanlandırılacak. Ve yine ilk 10'a giren biz yarışmacılarımızı karışık bir sırayla davet edeceğiz bir ödül töreninde ve 1. 2. 3. oradaki ödül töreninde açıklayacağız. Ayrıca ödül töreninde Tavşanlı'nın tarihine olan kısa bir böyle tanıtım ya da Tavşanlı'nın tarihi özelliklerini anlatan bir kısa bir video ile birlikte de ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu arada yine mutlaka bahsetmek isterim. Öncelikle jüri üyelerimizi, isim vermiyoruz ama teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yarışmanın organizasyonunda bize katkıda bulunan Özel Reklam Hakkı Özel'e ve Cinnoğlu Züccaciye'den de Mehmet Zeki Akçam beyefendilere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Tavşanlı halkının, özellikle gençleri, 15 yaş üstü herkesi bu yarışmaya davet ediyoruz. Haydi Tavşanlı, fotoğraf çekmeye diyoruz.